Evet, haber merkezince hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle Erzincan'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İl protokolünün de katıldığı etkinliklerde Esentepe mevkiinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle Esentepe Yeşil Kuşak mevkiinde fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe Vali Süleyman Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Karabey Atıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Aldemir, Orman İşletme Müdürü Halil Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrenciler ve davetliler katıldı. Etkinlikle ilgili konuşan Orman İşletme Müdürü Halil Yazıcı, yeni oluşturulan 10 dönümlük arazinin değerlendirildiğini ifade ederek daha yeşil bir Erzincan için çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık 10 dönümlük alan Erzincan Belediye'mizin can suyu projesi çalışmaları kapsamında çıkan harfiyatla dolgu yaptığımız bu alandır. Vadi şeklindeydi bu bölüm. Güzel bir alan oluştu ve burada dikeceğimiz fidanlarla da Erzincan ilimize bir yeşil kuşak katkısı sağlamış olacağız. Ağaçlandırma faaliyetlerine katılan Vali Kahraman ise ormancılık haftası etkinliklerinin devam ettiğini söyleyerek bizim de dikili bir ağacımız olsun diye konuştu. Ardından il protokolü ve öğrenci grupları yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Evet, Orman Haftası nedeniyle Erzincan Orman İşletme Müdürü Halil Yazıcı, Belediye Başkan Vekili Recep Gökalp'i makamında ziyaret etti. Orman Haftası nedeniyle Erzincan Orman İşletme Müdürü Halil Yazıcı, Belediye Başkan Vekili Recep Gökalp'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Orman İşletme Müdürü Halil Yazıcı, hafta nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi. Okullarda ormancılığın önemini anlatan konferanslar olacak. Fidanlıklarda okullara teknik gezi düzenlenecek. Bir de Perşembe günü yine Esentepe'de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşlerinin öncülüğünde düzenlenen Gönül Elçileri Bereket Ormanı adı altında yeni bir çalışmanın ilk fidanlarını dikeceğiz inşallah. Evet. Ziyaretten dolayı Yazıcı ve ekibine teşekkür eden Recep Gökalp, Erzincan'da kişi başına düşen yeşil alanın her geçen yıl arttığını ifade ederek ağaç dikmenin önemini vurguladı. Erzincan'ın Akyazı beldesinde 2014 mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı seçilen Yasin Beydili, 4 meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beydili görevine bir süre bağımsız devam edeceğini ifade etti. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Akyazı Belediye Başkanı seçilen Yasin Beydilli partisinden istifa etti. 4 meclis üyesiyle birlikte MHP'den istifa ettiklerini açıklayan Beydilli görevine bir süre bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Sayın seyirciler, Erzincan Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında 97.585 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekiplerin son bir haftada yaptığı uygulamalarda yakalanan toplam kaçak sigara sayısı ise 375 bin paketi buldu. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan-Erzurum Karayolu'nda yapılan yol uygulamasında bir tırda arama yapıldı. Aramada tırın dorsesine istiflenmiş halde 97.585 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekiplerin son bir haftada yaptığı uygulamalarda yakalanan toplam kaçak sigara sayısı 375 bin paketi buldu. Ele geçirilen sigaraların yaklaşık piyasa değerinin 585 bin lira, önlenen vergi kaybının ise 482 bin 500 lira olduğu öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Aksun, Ülke Ocakları Başkanı Çağatay Mutlu ve bazı parti yöneticileri Erete'yi ziyaret ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Aksun, Ülke Ocakları Başkanı Çağatay Mutlu, bazı parti yöneticileriyle birlikte ERT ve Gündem 24 gazetesini ziyaret ettiler. MHP heyeti ERT Müdürü Özcan Özel'le görüştü. Ziyarette konuşan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Aksun, seçim süreci hakkında bilgi vererek yapılacak milletvekili genel seçimlerinin hayırlı olmasını diledi. Basın yayını çok önemsiyoruz. Kılcal damarlar kadar önemli olduğunu hissediyoruz. Bunların tıkanmamasından yanayız. Onun için biz siyasi faaliyetlerimizden herhangi birini bizim yanımızda veya karşımızda olması gibi bir durum söz konusu olamaz. Biz basın yayının çok önemli bir kendimizi ifade etme noktasında önemli organlar olarak görmekteyiz. Herkese eşit mesafede yayın yapıyor olmaları bizi mutlu eder.
Erzincan Badminton Grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Müsabakalara 10 ilden 18 takım katılıyor. Okul sporlarının 2014-2015 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Badminton Grup müsabakaları Erzincan'da başladı. Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Badminton Grup müsabakalarında 9 erkek, 9 kız takım olmak üzere toplam 18 takım mücadele ediyor. 13 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar çekişmeli geçiyor. 2 gün sürecek müsabakalarda dereceye girecek takımlar bir üst gruba katılmaya hak kazanacaklar. Erzincan'da başlayan Yıldız Kız ve Erkek Badminton Grup müsabakalarında Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Van, Diyarbakır ve Osmaniye illerinden gelen kız ve erkek takımları mücadele veriyor. Sayın seyirciler, Erzincan'da düzenlenen okullar arası Yıldız Erkekler Futbol müsabakaları tamamlandı. 15 takımın mücadele ettiği ve çekişmeli geçen maçların oynandığı karşılaşmalar sonunda Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu birinciliği elde etti. Erzincan'da düzenlenen Yıldız Erkekler Futbol müsabakaları sona erdi. Erzincan Belediyesi Ülkü Spor Kompleksi'nde oynanan ve 15 takımın katıldığı maçlar çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Yapılan maçlar sonunda Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu il birincisi olurken Akyazı Ortaokulu ikinci, Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulu üçüncü, Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu ise dördüncü oldu. Sırada hava durumu var. Yarın Erzincan ve çevresinde yine yağmur bekleniyor. Şimdi de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Erzincan ve çevresinde yağmur bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan 0-15, Erzurum -4-4, Sivas -3-8, Elazığ -1-4, Malatya -1-10, Bayburt -5-9, Tunceli -2-7, Gümüşhane -3-10, Giresun -3-12 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Arı Eczanesi. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir Erzincan gündeminde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.